Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala Kazi İyaz'ın şifa kitaplarından kelimesi dersimizini hem bizge menfaatli kılsın. Kitab-ı Nama Şifa fi Hukuki El Mustafa. Mustafa aleyhi salatu ve selamın hakları bağlısı da şifa. Yani dertlerge şifa buladigen digen mana ham var. Yani ki kifaya kılgüldük digen mana ham var. Beyan. Çünkü bu kitap siretinin özü asli Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şahslarını tanış, o kişiye ergeşiş için o zatını yakşa engleş. Eğer siret ilminden maksat şu olsa, o şey ilminin esası buladı bu kitap. Lekin köpünce siret kitapları da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın harbi hareketleri, harbi yürüyüşleri köprak galiben zikir kılınıp oşan bilen kifayelenip kalış var. Çünkü siret deyip aslında şundan var başından geliyoruz aslında. Siyer ve mağazi deyip siret o yürüyüş, yürüyüş kılış, harbi yürüyüşler nedir? Şundan başından gel, çünkü bazı muallifler şu babıdan, siret babıdan yani harbi yürüyüşlere hakkında kitap yazışken ki yer atrafıya başka malumatlara koşulgen. Ama lakin bana bu kitap şifa adetteki siret kitapları tarzında yazılgenmez. Belki fi hukukil Mustafa deyip namla gelişin için. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın haklarını biliş, eda kılış için yazılgen. Çünkü o kişinin tanıtışta, o kişinin şahslarını başka siret kitapları da giden göre dakikrak o kişinin şahslarına kıyan işlerden göre uzlarının şahslarına köprak etibar karatken. Kıyan işleri hem elbette zikir kılınır, lakin uzlarının şahslarını tanıtış maksat. O kişinin uzlarını, aslı uzdiklerini tanıtış maksadı da yazılgen kitap. Şemail-i Muhammediye, mesela İmam Tirmizi'nin kitapları ya şunga hoşuna Şemail kitapları da hem şunga yakın söz yürütüler. Ama şifanın özgü hastamanı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın şahslarını tanıtış. Ve bu şahsiyetinin mukabili de bizim burçumuzu uygulatış. O şey şahsiyetinin bizge nisbeten hakkını tanıtış böyle. Biz köp ayetemiz kemal hakkı da insan, kemal, insan kemalatı, kamul insan, he? Ya ki adamilik, insaniyilik ve hakaza degen cümleler işleydi. Edebiyatlarda köp işlemiz bunu. Felsefede hem asasi mevzulardan biri şu buladı özü aslı. Tasavvufda hem asasi mevzu kamul insanı şekillendiriş. Dinin asli mevzusu hem şu özü. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam innemâ bu'ithtu li utemmime mekârimel ahlâk. Ali Cenab-ı Hukuklarını tamamıge yetkeziş üçün gene peygamber kılıp yuvarladı. Ahlakını tamamıge mükemmel şekilge yetkeziş üçün gene innemâ bilen hasr bilen beyan kıyanlar ki beni peygamber bulup gelişimden murat bundan başkamaz. Peygamberlik vazifem ahlakını kemalige yetkezişten başkamaz. Degeni bu. Yani şu insan kemali degende kemalatını kendi düşünemez. Neyse o şahane indi bu kişi hazır ikinci babda bayan kılmak için. Zahiri kemalat, batini kemalat. Şekli kemalat, mahiyetteki hakiki insani kemalat. Şu hakkında söz yürütendiler. El-Babu Sani fi tekmilillahi teala lehu el-mehasine halkan ve hulukan. Huluk ne? Huluk deyip lemme zemme bile etseyen buladı. Hulk deyip lemme sükun bile etseyen buladı. Bizde öyle şey sükunliyiz tarzı kirgen. Hulk degen de, huluk de yazmayız yazgen de. Hulk de yazamız. Arap dilinden kirgen de bu söz bizge hulk bulup sükunliyiz tarzı kirgen. Huluk bulup zemmeliyemez. Ama meşhuru telaffuzda zemmeliyiz. Halkan ve hulukan. Hulkan deseyen buladı, hulukan meşhur. Asıl bulan. Kırani atıplar ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da berçe güzelliklerini hılkatta hem halkan degen hılkatta yani yaratılmışta, yaratılışta ve hulkan ahlakta hem yani yaratılışta hem şekli şemailde yani ve ahlakta hem mükemmel kılıp yaratkeni وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية
fihi nesekan. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da dini bulsun, dünyevi bulsun, berçe faziletlerini bölge cemlep koygeni, nesekan diyen terip, tertibli kılıp, caylep koygeni. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hılkatte ve ahlakdaki kemalatları hakkında. Ve inneke le'ala hulukin azim, siz büyük hulk üstüdedir siz degen. Ayet-i Kerime'ni köp eşitkenimiz, köp okuyumuz. Ele şunda, o şu ahlaklı tafsilatı kana kabul ettiyse, bana hazır kelet. İ'lem, bilgin ki dediler, eyyuhel muhibbu lihazen nebiyyil kerim. Bana bu, Ali Cenab, Nebi aleyhissalatu vesselam'a muhabbetli bulgen. Ey aşık, ey o kişinin kadirlerini, umumi kadirlerini, tafsilatı üstüde izlenip durgen kişi. O kişinin büyük kadirlerini, tafsilatını bilmaksı bulgen kişi. Bilgin ki, hısletler türlüce bulur. Kandak, celal, kemal hısletleri iki hıl bulur. Celal degen uluğvarlık bir uç. Kemal, kamillik, betemamlik, tügellik bir uçu. Hısletler, sıfetler iki türge bölünür. Yani insanga kemalat bo'ladigan sıfatlar iki türge bo'linadi. Daruriyun dunyaviyun iqtadatul cibillatu ve daruratul hayatid dunya. İki xil bo'ladi. Daruriyun ve muktasabun demoqchi. Ya'ni zaruri bo'ladi o'z-o'zidan hosil bo'lgan. Zaruri degani o'z-o'zidan hosil bo'lgan degani. Zaruri degani bu yerda bo'lish shart degan ma'noda emas. Zaruri degani o'z-o'zidan hosil bo'ladigan. Keyingisi muktasab kişi özü hasıl kılabiliyor. Birincisi zarurisi uz uzdan hasıl bulan, dünyevi bulan, yani dünyaya taallukli bulan. Yani şu hayatı dünyada Allah Ta'ala onge tuz, bir ihtiyar birgen mesele bulan. Kengisi müktesef digen, kesip kılın insan uzlaştırır digen sıfatlar, hısletler. Demek iki kıl sıfatlı hısletler bulan. Uz uzdan bende de ihtiyarı hasıl bulanlar, bende ihtiyarı bulan uzu kesip kılabiliyor hususiyetler. Birinci hususiyetler dünyevi deyişedi. Yani Allah Ta'ala dünyanın özünde bendege doğrudan doğru özünü ihtiyarsız bir gen sıfatlar. Kengisi özleştirilediğinleri dini deyiledi. Çünkü kişi dinden organıp onu özleştirir. Birincisi zaruri dini deyiledi. İktidat hul cibilletu. Cibillet deyiledi tabiyet. İnsanın hılkattaki tabiyet. Yaratılıştaki tabiyet. Tabiyet şunu takaza kılgen o hayatı dünyanın zarureti buladı. Yani İnsan tuğulgende o şey sıfatlar bilen tuğulur. Dünya ki yendi. Dünyanın zarureti yani şu. Şimdi dini buladı. O şey insan kesip kıladı genler. İkinci türü. Ve huve ma yuhmedu fa'iluhu ve yukarrabu ilallahi zülfe. Ben o şu ikinci tür kişi uzu uzlaştır edigen ve biz onu dini deyip ayet edigen hısletler. Bunlar bu sıfatlarını uzlaştırgen adam maktal edigen ve Allah'a yakın bol edigen sıfatlar. Thumme hiye ala fenneyni aydan. Fenneyni digen, nev'ayni digen. Ki mene şu dini bulgen, uzlaştırıledigen kısletler hem dini deyişten murat, dinden organ edigen, yani ki Allah'a yakınlık hasıl kılış için özde hasıl kıl edigen. O şu noktaya nezerden dini bulgen. O hem iki kıl bulgen. Birincisi uz uzdan hasıl buladığı sıfatlar, ikincisi bende kesip kıladığı sıfatlar. Kesip kıladığı iki kıl bulur. Minha ma yetekhallasu li ahadil vasfayni ve minha ma yetemazacu ve yetedekhal. Şimdi oşalar iki kıl buladığımız, oşaların bazıları ikiyle sıfatta ham tapıladıyor, bazıları bitte sıfatta tapıladıyor. Yani iki kıl buladı. Bazıları bir takıldı da çekilemedi. Bazıları o şekilde de payda bul, ikinci kılgı ha, otur. Şunlarla az onu tavsiyatı gelir. Şimdi zarurisi ne mevzi? Zaruriyul el-mehdu degeni, behdu. Yani saf degeni biz dilimizde. Saf, bir ihtiyar. Uz uzdan hasıl bu edilen sıfatlar. Onlar ne mevzi ise? Fema leyse lil mar'i fihi ihtiyar. Bende de onda ihtiyar bu mevzi. وَلَكْتِسَبْ اُنُ بَنْدَوْزُ حَاصِلْ قِلَلْ مَيْدِ Meselen, مِثْلُ مَا كَانَ فِي الْجِبِلَّتِهِ مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِهِ Bendenin yaratılışındaki
kamillik sifatları bo'ladi, jismoniy kamolat sifatlari bo'ladi, jismoniy. Bu insoniy kamolat emas. Insoniy kamolat juz'iga kiradi-yu, lekin asosiy maqsad qilingan insoniy kamolat emas. Balki insonning tabiatida, tanasida, vujudida bor narsalar. Yaratilishidan bor. Masalan desa, ojamali surat, ko'rinishi chiroyli bo'lishi, tanasini tuzilishi, barkamol bo'lishi, aqlining o'tkir bo'lishi, fahmining to'g'ri bo'lishi, bu narsani to'g'ri tushunadigan bo'lishi va tilining fasohatli, burro bo'lishi va hislarining o'tkir bo'lishi, his quvvatlari, masalan, ko'zi uzoqni ko'ra olishi, quloqi yaxshi eshita olishi va a'zolaridagi quvvat, bilagini quvvati, oyog'ini quvvati va harakatlarining mo'tadilligi. Kimdir biroq mayda qadam bosadi, kimdir katta qadam bosadi, kimdir o'rtacha, shu mo'tadil qadam bosgan misol uchun. Yonki biroq sekin harakat qiladi me'yoridan, biroq me'yoridan tez patir-putur bo'ladi. O'shuni mo'tadilligi masalan. Shuningdek, nasabining sharafli bo'lishi, hech kim ota-onani nasab o'zi tanlab dunyoga kelmaydi. Va izzati qavmihi, qavmining aziz bo'lishi va yurtining ulug' yurt bo'lishi. Mana bular banda o'zi ixtiyor qila olmaydigan, kasb qila olmaydigan, lekin bandaga fazilat bo'ladigan sifatlar. Lekin bu narsalar asosiy ko'zlangan kamolatlar emas. Bular fazilatlar. Demak, birinchi zaruriylari mana shularga shu kabilar bo'ladi. Ikkin bunga deydilar va yur haqu bihi, shu zaruriylarga qo'shsak bo'ladi. Dunyo hayotida zarur bo'lgan narsalar. Masalan, yemoq, ichmoq, uxlamoq, kiymoq, maskan tutmoq, oila qurish, mol dunyo, mansab, obro kabilar. Demak, mana bu zaruriyni u kishi iqtidotul haya al-jibillatu va zaruratul haya dedi-yu, shu ikkalasi ekan bu iroda qilayotgan ma'nosi. Ya'ni tabiatda bor narsalar va shu tabiatdan kelib chiqib qiladigan hayoti dunyoni zaruratlari bo'lgan narsalar. Misol uchun yemoq, ichmoq va hokazo. Ya'ni kimdir yeyishi masalan o'ziga xos narsalarni yeydi. Kimdir yog'lini yeydi, kimdir boshqa yog'sizni yeydi. Kimdir ko'proq, kimdir ozroq yeydi. Kimdir ko'proq, kimdir ozroq uxlaydi, kimdir chuqurroq, kimdir mana yengilroq uxlaydi. Kimdadir nechtadir oila bo'ladi va hokazo. Kimdadir qanchadir mol bo'ladi, rizq hammaniki har xil. Mana bu narsalar ham yuqoridagi zaruriyga qo'shiladi, ilova qilinadi. وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة. إنما نشخص لدر برك وآخر ذات كان يماغ شماغ ويلماغ وخلماغ ترماغ مال دنيا منسب كبلر قلر دنيا بيخ xislatlar. Insonni ixtiyorida bo'lmaydi ko'pincha. Ya'ni insonni ixtiyorida bo'lmagan narsalarga qo'shiladi. Qaysi ma'noda? Inson yeyishga majbur. Yemay yura olmaydi. Inson gohida harakat qiladi, boy bo'la olmaydi. Gohida osongina boy bo'ladi. Ya'ni o'zini ixtiyoridan tashqari unga hosil bo'ladi bu narsalar ba'zan. O'sha nuqtai nazardan oldingilarga zaruriyga ilova qilingan. Endi shu ikkinchi qism deyapti. Al-axiratudan murod al-xisollar. Mana shu yemoq ichmoqdagi, uxlamoqdagi, kiymoqdagi xususiyatlarni aytayapti. Bular agar bular bilan kishi taqvoni niyat qilsa, va taqvo yo'lini tutishga badanida quvvat topishni niyat qilsa, shariatni hududida, qonun qoidasida bo'lsa va zaruratni miqdorida bo'lsa, bular keyingi keladigan uxraviy xislatlarga qo'shilib ketadi. Birinchisi dunyoviy xislatlar. Endi undan savob olmaysiz, masalan, ko'zingiz qora bo'lgani uchun, qoshingiz yo'g'on bo'lgani uchun sizga alohida ajr berilmaydi. Yoki bilagingiz baquvvat bo'lgani uchun sizning maqomingiz baland bo'lmaydi. Shu tushuningdek, otangiz olim bo'lgani uchun yoki payg'ambar zoda bo'lganingiz uchun sizga alohida savob bitilmaydi. Yoki bir O'zbekistonga o'xshagan bir mukarram ulug' bir yurtni avlodi bo'lganingizni o'zi bilan sizga qo'shimcha savob yoki qo'shimcha darajat berilmaydi. U sharaf, lekin darajat bermaydi. Illo siz amal qilsangiz o'shunga yarasha bo'lishi mumkin.
Ama şu falan joydan tuğulganız ya ki Mekke-i Mükerreme'de tuğulup koyanız o sizi büyük insan kılıp koymayız. Ya ki acizi köpertir koymayız. Ahiretki dahli yok. Dünyada şeref bu bile. Ama ikinci türdekileri yemek, içmek, giymek, aile kurmak, mal, dünya takmak ve mensep, abroli bulmak, yani ki şimdi okuşurken bir dünyevi faziletlerini, dünyada kişiye şeref verilen faziletlerini mesela. Yani ki adi adeti yemek içmek kokşegen iş hareketlerini eğer aladığın bu sek, bu ham aslında yukarı derece koşulur. Ne demek ediyse bu dini bu megalliği yani alahide sevabli amel bu megalliği itibarıdır. Ve bir ne o bazıları da sizde ihtiyar bu megalliğidir. Lekin şularda ham eğer takvanı kast kılsa, yemek yiyken de şu yiyenim taatke kuvvet bulsun. Uhulayken de şu uhulaganımdan miyem yakşıdan alıp dersini yakşı kılayım. İlimi yakşı olayım. Derste uhulak koymayın. Deyse. Yani ki mal dünyasından ahiretine mal dünyaya topardı, kesip kıladı. Bu topuştan maksat basış yayın ki palancıdan göre üyünü bir metre östürüşmez. Belki ahiretine iş kılış, insanlara yardım veriş, kişilere yakşılık kılışını irade kılsa. Yani ki mensebe oturuştan maksat palancını yıkıtıp orniga oturuş, yani ki pistançını ezip koyuş, yani ki palancayla abro topuş, yani ki kanakadır bir ordinge ege buluştu orniga, şu mensep bilen kişilerge hizmet kılaman deyse, insanlarge hizmet kılaman deyse, ana bu dünyavi bugün ameller uhravi gelen kala. Niyet ne uzun bilen? Bu niyet yani sizi aldan mesleği kere iki kişi niyet kılıp, mesela bazı adam, ben büyümü belen saldım, adamlar görüp beni, bir hacetliğim bir sunup, baylığım bir sunup, benden hacetini sorasın. Deyip etken Hazreti İmam'dan nakıl kılınlar şimdi. Lekin sizden şu niyette kıl yapman değilsiniz. Lekin şuna kıyam mısınız ya yok mu? Onu kendi tasarrufları korsetin. O şu üyü kurulgenden ki, siz sen o yüzde belantara tutarken bakarsınız. Demek, ona kıyamaz, niyet deyen yapıyoruz yalgan. Niyet hemen kıl olur. Ağzıda. Ama niyet, sizce içinizden Türk'ü bugünlerse niyet bunlar. Toykul yapsız. Mehmallah kursan bosun dedim. O dedim, bu dedim. Sağ bosun Allah için diyersiz. Lekin bunu o şu toyuz yamalla koydu. Aşıya çıkmam dedi. Siz gazaplandınız. Demek Allah için mes. Yani ki koygen sarpa izi bunu yaş koymak dedi deyip kaldı. Bunu. Kudasike yaş sarpa vermek deyip kaldı. Olsun iyiyiz. Yani ki haleniz. Siz kendi köyünü pettiyiz. Özü sünçerli neyse kıyam mısınız? Palancı'dan göre ben yakış kıldım, pistancı unak oldum, ben unak mıydım? Diyepsiz mi? Demek siz yapıyız. Hemesi Allah için neler, hemesi yalan, kezzam. Adam gel. Hemesi yalan. Allah için bugün neyse de, Allah'dan başkanı ortaya koyulmuyor ticarette. Ticaretini Allah bilen kıyan adam, üçüncü şeyini koysa Allah ticaretten çıkıp eder. O Allah bilen muamele kılıyken adam, ikinci adamın yapı getirip bakmıyordu. Hocandan tasarlan yapsın mı? Küyün yapsın çünkü demek toyunuz yani ki sarpayınız Allah için mez. Bu ne demek dava kısız kılayım. Yani çünkü niyet ne? Takva için yani ki ahiret için buluşunu doğrula varış o da kıyın dersin. Şunu kısa o şey adeti derselere ukravi amelge eyleme diyebilir. Bu kişinin de ağzı kısıtlarını bayan gelip ki peygamberimiz de bunlar kanak oyanına yeter. Ki şu yerde yani bu yerde kaide yaptı ki bu derseler dünyevi derseler, dünyevi ameller, imak içmek gibi o hakaza ameller yani ki mensep pul gibi nimetler, dünya nimeti yok. Ahiret ameliyle aylanıp kalışı için birinci niyet doğru oluş gerek. İkinci fakat niyetmez. Şeriat hududu da buluş gerek. Ve zarurat miktarı da buluş gerek. İşte kaydı. Zarurat miktarı da bulsun ve şeriat hududu da bulsun. İki de kaydı. Adamların yüzdeki haldeki görünüş, yüzdeki hal gibi çıralı görünüş gereken deyip durup İsraf kılmayın kıyımda. Çıralı görüngünçe kıyılın. Bol. Ama palancı bilen bir kıl olamayın diyeyken bu ses. Palancıdan hem kılı zor kıyım kıyamayın diyeyken bu ses. Onu da hadis kemal kılıyken izin. Nefsizge ergeç yapsın. Lekin telizde adamların yüzde halde görünüş kereye degenler Resulullah deyip koyarız. O zaruretten teşkarı geç çıksayız. Uyağı nefs bulur. Çıralı görünüş gerek. Çıralı görüngünçe gerek. Ama palancına kalıp buluşturmaz. Yani pistançını basıp uçuşunmez. Yani ki hemeden acilalıp turuşuşunmez. Bunlar seler hemes nefs. Çıralı görünüş mü? Hadis etliyen çıralı görüngünçe bezenişiniz zaruret bulur. Ondan artığı
İsraf bo'ladi, undan ortiq sünnet bo'lmaydi. Halol bo'lishi mumkin, lekin oxirat uchun bo'lmaydi. Dunyoning ne'mati bo'ladi, qoladi. Dunyoning o'zida qoladi. Undan oxiratga hech narsa olmaysiz. Yemoq ichmoqda ham xuddi shu. Masalan, mehmon kelyapti. Mehmonni ikrom qilish uchun yaxshi dasturxon soldingiz. Yaxshi ziyofat qildingiz. Mehmon xursand bo'lgudek qildingiz, yetadi. Ikki toqat misol uchun. Mehmon o'tirgan muddatida yaxshi yeydigan, to'yadigan holat bo'ladi. Unga 8 xil, 10 xil narsa qilib nimalarda qilishadi bizda anavi to'y munosabatlarida. Poytaxt o'ylar 8 xil, 10 xil ovqatlar. Isrof bo'ladi bular. Bu narsalar isrof bo'ladi. Zaruratdan tashqarisi oxiratga ishlamaydi. Dunyoda obro' olishingiz mumkin, nom olishingiz mumkin 8 xil ovqat qo'ydi deb. Lekin bu bilan oxiratni niyat qilyapman deya olmaysiz. Chunki oxiratni niyat qilish uchun shariat hududida bo'lish kerak birinchi, ikkinchi zarurat miqdorida. Bu zarurat miqdorida bo'lish. Endi shariat hududida bo'lish degani nima degani? Siz o'sha 7 xil ovqat qilaman deb turib, masalan, halol bo'lmagan narsani o'rtaga qo'yib yuborsiz. Yo'inki to'y qilaman deb turib, ko'proq pul topishim kerak deb turib, shariat hududidan tashqari savdolarni qiladigan bo'lsangiz, bu amalingizdan oxiratga umuman ajr olmaysiz. Balki dunyoning o'zida ham o'shunaqa qiynalgan, o'zini qiynagan odam qiynalib yashaydi. Shuning uchun doim aytiladiki, qoida shuki, zaruratdan kelib chiqib harakatlanish kerak sarfda. Imkondan kelib chiqib emas. O'zingiz imkoningizdan kelib chiqib emas. O'sha ishni zaruratidan kelib chiqib qilish kerak. Endi bizda zaruratdan kelib chiqib emas, nafaqat imkondan kelib chiqib, boshqani imkoniga qarab qilish ham bor. Mana masalan deylik, 20 ming pulim bor, 20 ming dollar, falonchi 30 mingga to'y qildi. Mana 10 ming qarz olib bo'lsa ham 30 ming yig'ilaman. Yoki mana 5 ming pulim bor, falonchini to'yda qito'y qilaman desam 10 ming ketadi. Yana 5 ming qarz olib bo'lsa ham qilaman. Nafaqat zaruratdan ortiqcha, imkondan ham tashqari, boshqani imkoniga qarab. Asli qoida o'zingizni ham imkoningizga qaramasligingiz kerak, balki voqeani zaruratga qarash kerak. Mana shu to'g'ri tasarruf bo'ladi. Ana shu holatdagina keyin siz oxiratni yoki ajrni niyat qilsangiz bo'ladi. Ammo zaruratdan tashqariga chiqib turib yoki shariat hududidan tashqariga chiqib turib, bundan oxiratni niyat qilyapman desangiz, unda o'zingizni o'z aldayotgan bo'lasiz. Oxiratga umuman aloqasi bo'lmaydi. Halol bo'lishi mumkin, dunyoda obro' topishingiz mumkin, marhamat bemalol. Lekin oxiratni aralashtirmaysiz. Mana shu qoidani aytayaptilar bu kishi. Endi mana demak, ikkinchi dunyo zarurati bo'lgan amallar ham, hayot zarurati bo'lgan amallar ham niyat bilan va shariatga muvofiq bo'lishi bilan oxirat amalga aylanadi. Endi bu birinchi sifatlar, xislatlardan keyin uni. Ikkinchisi al-muktabas, al-muktasaba, kishi o'zi kasb qiladigan xususiyatlar. Ular uxraviy bo'ladi. Bular qaysilar desa, bular oliy janob axloqlar va shar'iy odoblar. Masalan, diyonat, dindor bo'lish, ilm, ilmli bo'lish, ilm olish, hilm, vazmin bo'lish. Hilm degani yumshoqlik emas. Bizda halim degani yumshoqni aytamiz. U masalan bir odam xijolat pastligidan yumshoq bo'lsa, halim bo'lmaydi. Yoyinki bir kishi qo'rqoqligidan kelib chiqib yumshoq qolgan bo'lsa, u hilm deyilmaydi. Hilm vazminlikdan kelib chiqqan yumshoqlik. Tushunarlimi? Vazminlikni asli hilm deb, vazminlikni aytadi. Odam bir ishni, bir so'zni aytishdi, o'zini tasarruf qilib aytsa o'sha so'zmi? Bir ishni qilishda o'zini tasarruf qilib qilarsa shu odam halim bo'ladi. Masalan, biri achchiq ish qilyapti. Adi desa badi deyapsiz. Va deb baqirsa, a deb baqiryapsiz. Siz halim bo'la olmaysiz ikki dunyoda. Qancha baqirsa baqirsin, nima desa desin, eshitib gapni oxirigacha. Keyin xulosani yasab, ha ohista javob bera olasiz, shunga kerakli javobni siz halim bo'lasiz. Tushunarlimi? G'azab qilmang emas, g'azab qilaver, achchiq ish qilaversin. Lekin tasarrufingiz qanday? Biroz siz so'ksa so'kasizmi? Demak, halim emassiz. Baqirsa baqiryapsizmi? Demak, halim emas. Hilm sifati yo'q. Sizga birov zulm qilsa zulm qilyapsizmi? Sizda hilm yo'q. Siz birov yomonlasa yomonlayapsizmi? Sizda hilm yo'q. Sizga birov aziyat bersa aziyat beryapsizmi javobiga? Hilm yo'q. Hilm tasarrufni to'g'ri qila olish. Sizni birov azob bersa, to'xtaysiz-da, men azob berishim kerakmi shunga deysiz. Maqsadingiz uni azorini to'xtatishmi yoki undan alam olishmi? Azorini to'xtatish bo'lsa mumkin. Ana shuni tasarrufini qilasiz. Siz so'kayotgan bo'lsa so'kmaysiz, balki so'kmaydigan qilishingiz kerak. Sizni pulingizni yiyasa,
Onun yan pulunu uğurlayıp gitmeyin, yiyip koymayın. Belki onu siz pulu ziyan verdiğin koyuşuz gerek. Ana şunu diye tasarruf kullanırsınız, hilimden buluruz. Hilim bu, orta akıllilik ve hissiyatının üstüge aklı hükümran bugün adam da yine hasıl bulur. O çünkü ayarlarda orta kem bulur. Allah alam, yüze kıyım olsa gerek. Acizliğinden, gapıranmaya koyanından, ölçüp koyanından, küçü yetmeyenden, gapıranmaya koysa, indirmeye koysa, hilinmez, o acizliği. Kuvvetsiz yetken halette tasarruf kılaz. Lekin siz akıl bilen kılaz, hissiyat bilenmez tasarruf. Biraz sökeyip, sökmeyiz. Ahalgaçı işlesi, birader şu gapını açışın şart mı deyiz. Bunu oranıyla sökmezsen ayet olur, şu gapını deyiz. Bu, kayıt sökmeydi şu adam. Zeynul Abidin aleyhi rahme, Hazreti Ali'nin nebilelerinin bir kişi hakaret kıyanırken. Sen ona kadar adam ekensen, buna kadar adam ekensen, ona kıyık ensen, buna kıyık ensen deyip ağzı ekleyen gapını etken de rasa gapırıp çarşı günçe indirmeye eşit durganı geldi. Duyurken ki, çoğalas mı diganı? Sen beni yine yaştan varken sen burada, o seni öyle yendenem yama adam mı mı? Asiye etken sıfatlar var, onlar var. Peki ondan battarlar yan var sen bilmerken sen. Lekin, şunçeli beni tanıp, şunçeli menge bir özümü tanıp, tanıtışke olun benim için, senge bir teşekkürüm şu ki, bana bu çapalımı alıp, çapalını giydirip, yanındaki hem yanına bir koyun. Şunda o kişi, Ali adam, hıcalat bulup, orta oylanıp durup, Eşhedü enneke velidü Resulillah güvali bilemen ki sen Resulullah'ın evladından başka mesle gelin. Bu ahlak Resulullah'ın evladından çıkardı halas aleyhissalatü vesselam. Yani biraz sizde o adam hakaret kısa, ahir geçe eşitip durup gelin birader rahmet şunçeli tanı geninge. Lekin yani hem yaş tanı merkense. Ama şunçeli tanı geninge teşekkür deyip durup sarpasını geçip bir genek. Bana bu hilim. O şu adam kayıtıp Zeynul Abidin'i yamalamaydı. Bir mül mehdiye dörgünç. Lekin o sen münafıksan, o sen musan desen, o sen münafıksan, o sen münafıksan, ve desen ki, devam et olur. Ama ne şu hilim mi bilgisi? Bir halimen deyip hemen dava kılışını kurdum. Hilim o da ağır, o da kıyın ahlak. Yuvaş dikmez o. Hilim yuvaş dikmez. Hilim kuvvetten kip çıkardı. Allah Ta'ala'nın sıfatlerinden biri halim. O yüzden çünkü bendeler günah kıladı Allah ayet dedi ki, bendelerini emelge karab eğer ben her birine cevabgar kıladıyorum olsam, yeryüzde trik cansat kalmaydı o zaman. Lekin şuna kadar rasva gerçilik kısa hem koy verir oraya. Neden? Kudret eden. Kadir bulması koy veremeyiz. Çünkü mesela siz bırak sizi sökse yani ki sizi yüzge bırak tecavüz kısa mesela yüzge tecavüz demimiz o mesela şahin yüzge tecavüz kısa siz himaye kılışınız mümkün. Lekin korku payda olur. Bu hazı koy verirsen bundan en beter mi kılardı diye. O barım beni hazır sökerken adam beni pulumu yem alışım mümkün etti ki ben üyümge basılıp girişiyem mümkün deyip tecavüzden korkasız da siz. O için ehtara kaytarışını, o için tecavüzünü kişilere payete kaytarışını tedarikini koyarız. Doğru mu? Bu hem kudretini azligiden. Eğer kudret belen olsa siz korkmayız. Hiç ise kalamayız yapırken bile deyiz. Yapır olsun deyiz. Üstünden yazamayın deyse yazamayın deyiz. Eğer üstünden yazsa kimdedir şikayet kısa, sizde bir telafet ya ki aziyet yetişecek, közü yetse, üstünden yazı olmasın diye korkup tasarruf kılasın. Ama üstünden yazgı hattan tasarlanmayan derecede kudret gibi olsaydı ki, yazsın yazamayız. Kim gelse sen deyiz, yaz Halid Adem'in deyiz. Demek o şey vazminlik, tasarruftaki vazminlik kudretten kim çıkardı. O yüzden hilimge yuvaşlikmez kudret gereği bulur. Lekin akıl hissiyattan beland buluş gerekiyor. Şunda gene adam hilimge erişim gün. Hazreti Muaviye radıyallahu anhu ashab-ı kiramı arasında Hazreti Osman hayada kandak közge köringen bu seler Muaviye radıyallahu anhu hilimde şundaya tariflen gelirler. O da hilmi beland adam buluyor. Çünkü o da aklı beland adam buluyor. Bu kişi sabır, hilim, ilim dediler. İlim degeni hakkandayı bilim. Hakkandayı bilim. Bilim varlık dediği narsalar hakkındaki idrak bulur. O varlık dünyadaki varlık olsun, ahiretteki varlık olsun. Köz bilen körülediğin narsalardaki varlık olsun, sizi közlüğü körülmediğin narsalar hakkındaki varlık olsun, közlüğü körülmediğin varlıklar olsun. Kaybara hakkında sizde anık bir idrak hasıl olsa, malumat hasıl olsa o şey ilim budur.
ilm, hilm, sabr, sabr nafsini istemegen narsasiga undash degan. İstemegen narsasida ushlab turish. Shukr, shukr o'zingizga yetgan yaxshilikka orttirib javob qaytarish. Yoki o'zingizga yetgan yaxshilikka yarasha javob qaytarish. Adolat, odillik. Adolat teng ko'rish degan. Mo'tadillik bilan birga mezonni to'g'ri qo'yish hamma narsada. Adolat o'ta katta mavzulardan, falsafani ham eng yirik mavzulardan va dinda ham eng yirik mavzulardan, Qur'oni Karimni ham eng asosiy mavzulardan va risolatning asosiy vazifasi adolat. Payg'ambarlikning asosiy vazifasi Odam alayhissalomdan beri kelgan hamma risolatning vazifasi adolat o'rnatish. Alloh shunday dedi: "Liyaquman nasu bil qist" degan. Payg'ambarlarni yubordik adolat o'rnatilishi uchun. Adolat sifati zuhd, zohidlik, ya'ni dunyo ne'matlariga rag'batsizlik. Tavozu o'zini past qo'ya olish. Afu kechirimlilik, iffat, tiyiqlik, o'zini o'zi tiyish nomunosib ishlardan. Jud, saxovat, shijoat, shijoat o'zimiz tilimizdagi shijoat. O'zbek tilida ham kirgan. Bu endi bizda g'ayratga o'xshaydi. Shijoat aslida bir narsaga iqdom, ya'ni qo'l urishga quvvatni bildiradi. Shijoat ishlarga qo'l ura olish, bir narsalarni bajarishga o'zida o'shinga o'zini urishga quvvat topish. Hayo, hayo nomunosib ishlardan o'zini tiyish. Nomunosib ishlardan o'zini tiyish. Hayo boshqa, xajal boshqa. Xajal deydi xijolatpazlik. Biz tilimizdagi xijolatdan ko'ra boshqa u. Bu arab tilida hayo bor, axloqda hayo yaxshi axloq. Ammo xajal xijolatlilik yomon axloq. Hayo nomunosib ishlardan o'zini to'xtatish tuyg'usi. Ammo xijolat bo'lsa munosib, loyiq ishlardan ham o'zini to'xtatib qolish o'ziga ishonchi yo'lidir. Masalan, uyat gapni aytishdan to'xtash hayo. Lekin bor gapni, rost gapni so'rasa ham aytolmay turishlik o'ziga ishonmaganidan bu xajal. Xajal yomon axloq, ammo hayo go'zal axloq. Wal muru'a odamgarchilik. Biz muruvat deymiz. Hazrat Navoiy muruvat barcha bermakdir yemek yok diye. Onda sahavatı nazarda tutuyor. Vassamt, cim turuş. Yani gereksiz gapni gapirmaslik. Vettu ede, ahstelik. Şaşma şaşarlik ne aksi? Tu ede. Vel vekar, bu vekarli buluş, vazmin buluş. Vekar, insanın azalarından artıkça hareketinin, maksatsız hareketinin sadır bulmaslik. Vekar ne mi? A'zolaringizdan maqsadsiz harakat sodir bo'lmasligi. Keraksiz so'zni gapirmaysiz. Bekordan labingizni qimirlatmaysiz. Zaruratsiz nigohingizni o'ngdan chapga, chapdan o'ngga adam bo'la olmaysiz. Keraksiz narsaga qo'lingiz harakatlanmaydi. Maqsadsiz oyog'ingiz bosmaydi. Maqsadsiz qo'lingiz harakatlanmaydi. Maqsadsiz tilingiz harakatlanmaydi. Maqsadsiz nigohingiz harakatlanmaydi. Shu vaqr bo'ladi. Vaqr qovon solib o'tirishmas. Yuqor o'ylamaslik kerakki, qovoqni solib o'tirish, domsayib o'tirish yoki burnini sal ko'taribroq, jag'ini ko'taribroq o'tirish yoki yelkasini kerib o'tirish yoki ovozni durillatib gapirish emas yuqor. Yoki ezmalanib, chaynab gapirish ham emas. Yuqor bu maqsadsiz, keraksiz harakatdan to'xtash mutlaqo. Mana bu sifat, go'zal sifatlardan biri. Rahmat, ya'ni rahmdillik va husnul adab odobning go'zal bo'lishi, odob muomaladagi go'zallik. Qarshingizdagi odam xursand bo'ladigan ishni qilishingiz odob. Ishingizdagi go'zal axloqning tashqarida aks etishi odob. Wal muashara va husnul adab va muashara demoqchi. Muashara odamlar bilan yashash. Yashash odamlar bilan yashashda go'zal suratda ular bilan birga yashash. Oila bilan bo'lsin, ota bilan bo'lsin, ona bilan bo'lsin, er bilan bo'lsin, xotin bilan bo'lsin, aka bilan bo'lsin, uka bilan bo'lsin, qo'shni bilan bo'lsin, o'rtoq bilan bo'lsin. Birga yashayotgan kishingiz sizdan xursand bo'lib,
sizden memnun bulup yaşayışı, sizden onge azar yetmesliği. Meneşu husnul muaşara diyor. Ve akavatiha ve meneşu ahlaklarının şerikleri hem kiredi. Ve hiyelleti cima'uha husnul huluk. Meneşu kısletlerini cemler bitti kılıp güzel ahlak diyemiz. Söyleyeyim. Demek bunlar kesip kılınırken ahlaklar. Yani kes insan uzlaştırırken güzel sıfatlar, kısletler. Yukarıdakini mukabiledir. Yukarıdaki insan uzlaştıramaydıken. Mesela siz gözünüzü çıraliyliğini uzlaştıramaydınız. Allah şuna hayal etken gözünüzü. Kette yani kişi kılıp. Lekin nigahinizde vukabını hasır kıla alasız. Kolinizde. Avazinizde ingiçki yoganlığını yarat almayasız. Uzuz ihtiyarız demez. Ama kerelik sözünü yapıp kereksizden toktaş ihtiyarınızda. Alıngıları cibilli hılqi. Hılqattaki sıfatlar. Bunlar dünyevi. Çünkü dünyada Allah-u Teala bendeki birgen. Neticesi dünyanın uzda kaladı. Ahiretki hiç kanaka onu neticesi bu meydan. Ama ikinci sıfatlar, ikinci türdeki sıfatlar. Onlar ahiretki dahil kaladığın ahirette. Sevap yani ki ikabke apkeledigen. Azap yani ki sevapke apkeledigen. Rahatke apkeledigen sıfatlar böyle. Çünkü ikincisi, ikinci türdekisi yani kesip kılınladigenler. Uhravi değil yaptı. Ne demek ise bu ahirette sizge netice birgen için. Mesela hilim mi yok? Hilimiz bulsa, halim bulsa siz ahirette bu işe halimliğinizde acil alırız. Kişilerin azarına sabrı kıyanız için o tekette acil alırız. Peygamberlerde Allah-u Teala şunun için kişilerin azarını bitken. Kişiler azar, hemen peygamber azar kurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bırak kişi Allah'ın yolunda minçeliği azarla gelmez diye. Hemen peygamber azar yiyen. Musa aleyhisselam kebi zatlar azar yiyen. Yani şu kişilerde cüde kette derece verildi peygamberlerde. Siz bilen biz hem şunu özümüzde ibret alışımız gerek ki her bir azar belirleyen adımda cevap kaytarı çekmez. Yerdeye çıkıp vaaz kısayız, yerdeye çıkıp sohbet kısayız, yerdeye çıkıp ders kısayız. Sizge azar yetişenik. Kimdir gelip ona kademesinden buna kademesinden mi? Sen kim babsan dedi, o dedi, bu dedi. O azek yerine etmedi. İnsanlar da haset her nesini yapırtırdı. Hemenize cevap veremen deseyiz, o yüzü uval kılaz. O şu azarını içtip elhamdülillah deseyiz, acil olaz. Mesela bu hilim, ahirette acil bulur. Ama cevap kaytarsız şey, ahirette sizce ziyan bulur. Yani ki sabır. Ahirette ondan acil alasız. Sabırsız olsayız ahirette. Yani mesela günahdan toktaşka sabır kullanmadınız. Elbette ahirette o şunun azabı yok olasın. Bir amelini, salih amelini kılıçke nefsinizde sabır tapalmadınız. Elbette o şunun sahabından mahrum olasın. Ve hafız. Bunlar ahirette netice bilgeni için uhrevi diye betaladı bu ahlaklar. Ve kad yekunu min hadihil ahlaki ma huve minel garizeti. Ve asril cibilleti li ba'din nas. Şimdi bana şu kısletler var mı? Halimli, adaletli buluş, tavazuli buluş, şu gibi bazı kısletler kişinin tabiyyatında buladı, asli. Bazı insanlar buladı. Mesela bazı adam asli, akıllı buladı. Farzanları izleyip kalın, bazısı esli buladı. Bazısı esi yora buladı. Tel ve tezkere yapıladıyan, ağzı ekiyenini yapıladıyan, esi ekiyenini kıladıyan bir tartıp buladı. Bazı farzanlar esli buladı. Bu hem tabiyette buladı. Bazılar mesela keçirimli buladı tabiyetten. Bazılar tabiyetten cirraki buladı. Bazılar tabiyetten şicaatli buladı. Ancak bunca nasibi uzun uğruptaşı uğradı. Bazı sıfatlar şuna kanki tabiyetten buladı dediler. Ve ba'duhum la tekunu fihi fe yektesibuha. Adamların bazılarında tabiyi buladı. Bazılarında bulmayız şu sıfatlar onlar elinde uzlaştırışkiliği buladı. Dinin vazifesi şu. Dinin vazifesi kişilerde ahlakını normaga, meyyarga alıp geliş. Şücaat, pasını şücaatını kurtarış. Şücaatı hadden tecavüz kılıp uzun halaketke taşıya diyen derecedeki tezabını sen meyyarga kaytarış. Sen beyüzlü adamı hayalge çakırış. Ha? Hacel derecesi gibi etken, yani uzun işançını yok atıp koyken tartın çağlıydan kereliği yaptığım yapılamadığı yok koyan adam mı? Biraz dedirleştiriş. Ve hakaza. Ahlakını meyyarlığa alıp geliş. Mene şu dinle asasi vazifesi, Risaletin asasi vazifesi şu bu. Peygamberlik ne?
ولكنه لابد أن تكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء الله. Şimdi bazı adam uzda yoguladı, uzlaştıra diyor. Lakin ta ki de az gün olsa hem asası buluş gerek. Az gün olsa hem o şey korkunu şekillendiriş için o adamda ta ki buluş gerek. Az gün olsa. Ki onu usturup şekillendirse bunu. Şöyle. وَتَكُونُ هَذِهِ الْأَخْلَاقُ دُنْيَوِيَّةً اِذَا لَمْ يُرَدْ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالَى وَالدَّارُ الْأَخْرَةِ Şimdi bana şu hısletler dünyevi buluşu ya mümkün. Biz uhrevi de bete yapız. Sabrını uhrevi dedik. Adaletini uhrevi ahlak dedik. Uhrevi hıslet dedik. Ahiret hıslet dedik. Adalet perverlikini ahiret hıslet dedik. Keçirimlilikini ahiret hıslet dedik. Afif, tiyik buluşunu ahiret hıslet dedik. Doğru mu? Vukarlı buluşunu ya ki akıllı buluşunu mesela vazmin buluşunu yani halim buluşunu ahiret hıslet dedik. Lakin şunlar dünya hıslet, dünyevi hıslet buluşu ya mümkün. Kaçan? Bu hısletlerini uzlaştırıştan ahiret ve Allah subhanahu ve ta'ala'nın razılığı irade kılınmaydı. Yani bu hısletler dünyevi gelip kalır. Yani dünyada o kişiye saadet verir de kaysıdır derecede. Ama ahirette bu hısletleri için hiç kendi savab yani ki yakışılıkçı irşanlıyor. Çünkü ondan ümit kılmadığını uç, işanmadığını uç. Velakinneha kullaha mahasinu. Dünyevi bulsun, uhrevi bulsun, hammesi güzel sıfatlardır. Hammesi. Ve faziletlerdir. Berçe akıl egelerini nezdide. Berçe akıllı selim. Akıl insanlarını nezdide. Bunlar güzel sıfatlar. Sabırlı adam, Müslümanın nezdide hem güzel sıfatlı ege. Nasrani'nin nezdide hem, Yahudi'nin nezdide hem, Hindus'nin nezdide hem, Buddavi'nin nezdinde hem, Konfüsyen'in nezdinde hem, dinsizliğin nezdinde hem. Hemen çünkü bir kıl sabırlilik yakışıyız. Yakışıyız. Eğer aklı salim olsa, sağlam akıllı olsa, yani aklıyan buzulgenler bulur. Onlar ne aklı meyal bulmayı. Şimdi mesela adalet parvarlık. Din tellemeydi. Hemen dinde, hemen felsefede, hemen millette adaletlilik yaxşı sıfat bu. O hakaza. O in ihtelafu fi mucibi husniha ve nuqsa ve tafsiliha. Yani hama millet, hama din, hama talimatta bu yukarıdaki zikir kılıngan sıfatlar, güzel ahlaklar, ali canab sıfatlar bulur. Eğer ki o şey sıfatlarını mucibi, yani o şey sıfatlarını lazım kılayetken dersler türlü işe bulsa hem. Onların nezdinde. Tafsilatı türlü işe bulsa hem. Onların nezdinde. Yani mesela sabır kıl diyemiz. Musibetke. Allah acır verir diyemiz. Demek ki sizi sabır kundayken nesene mi? Allah'ın acırı. Doğru mu? Dilgerneye giyemeyi dedi ki başınca bir musibet kese ondan köre kette musibetti esleyin. Mesela tamdan şüphe ettiğim. Bitti ayağın sindi. İkinci kabahattan şüphe ettiğim. Beşinci kabahattan şüphe ettiğim. Ölüp koyan adam mı esleyin? Yani törüncü kavattan beli bilen şu bürümür beli işleme yatıp koyan adam öyle gün. Senden köreketten musibet ki üçüne gelirler var. Uşlarına öyle gün. Musibetin yengil böyle dedi. Bu ne için? Uzun avut şu etedi o. Onda uçu küç ne mi? Kişi düşünlükte düşünden özünü kurtarış. Yani özünge özü hizmet kılış. Şunu yakın kâfiyetini yaşı sakılıp, bana sakılıp o işi keserliğinde yengi alışı uç. Yani ki bana polisi vurup gitti. Min doları izah gitti. Yani ki bin günahı izah edip. Parancılar 10 binini yok etken, ben düşünceli yok etmedim o deyiz. Yani ki yüzge uğru düşüp pul izah çık etti. Pistançının yüzge uğru düşüp pulunu alıp, özünü odurup çık etip de, ben özüm türük kaldım o deyiz. O hakkız. Parancı 2 yıl yıkamadı bitti. Ben her kadar yarı mil yıkamadı mı deyiz. Misal uç. O yüzge yetken musibetini, o yüzge yengil rak sıkıldırış için, ondan ki hareketler o musibetlerini zikir kılıp, öz yüzde avutaz. Şunu örgüte. Dilker ne diyeyim şunu örgüte. Şeriyete mi şunu ayıtaz. Öz yüzünden kerekatte musibet yegenlerini karar. Ve öz yüzünde gayetken musibetke şükür kıl deydi. Lekin bunu şeriyetin maksadı ne mi? Şeriyetin maksadı şu musibetten ahiretke acır avalış, günahlardan yuvul varış. Ben dedi. Ama dilker ne diyeyim maksadı ne mi? Onda o. Özünü avutuş. Halas. İki lesiyem özünü maksadı geydi. Mucib
Yani onda uçu küç başka keresi de. Yani ki ayetlerdeki ki diğer kere bir kişiye işin düşse ya ki adamların o zinge cel kılmakçı olsun kriz edip koşadıyım. Yani insanın o zinge cel kıladığı bir ahlakına almakçı olsun daim tebessüm bilen yüzlen. Tebessüm bilen kütü al bunu. Değil. Peygamberimiz Aleyhisselam etedir ki biraderinle yüzüge tebessüm bilen bakışın sadakadır. Sadakadır deyişten Murat ne mi? Göyün ki siz yanınızdan bir malını şu adamın hediye kıyan diye bulasın. Ne için? Sadaka değil yap. Malını hediye kılış ne demek çıkardı? O şu adamın yakışıklık ilinişten kep çıkardı. Tebessüm ne demek çıkardı? Şu adamın yakışıklık ilinişten kep çıkardı. Bu mesela şöyle ne demek tebessüm ne demek? Kanaka hadisler şu labbik zamanı keriş halas. Lekin karşısındaki adamın kerpiyetine yakışıklık duygusunu beren. O yüzden çünkü onun yakışıklık isteyekkeniz noktaya nazardan sadaka bir uçu hem yakışıklık isteyekken noktaya nazardan iki olsa o şu noktada birleşirdi de bu sadaka de daha verilir. Ve bu ahirette acır böyle sadaka uyandım ki. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözleri de amel kılasız tebessüm bilen yolukasız buradayız diye. O bilen ahirette acır alasız. Sadaka da çünkü. Diyerken neyini sözünü alıp hem tebessüm bilen rupara bulasın. Lekin maksadiyiz, o şu adamdan işiz bir tızış. Şu adam mesela işiz şükkası, işiz şundan bütsün. O hakkız. Bu menfaat horlik felsefesinden hep çıkan düşünceler. Menfaat horlik. Yani ki menfaat perestlik. Allah'a da felsefe bu. Hazır bir dünyadaki felsefe en rivojlangan felsefi qarashlar şu asosda hozir. Manfaat üstü turadi hammasi. Mucib başka. Undov başka. U ham tabassum qiladi, bu ham tabassum qiladi. Bu işini bitkizmoqchi, narga Allohdan ajr olmoqchi. Endi siz oddiy aqliy me'yor bilan qarang. Qaysi biri oliy janobroq? İnsoniy nuqtai nazardan qarang. Qaysi biri oliy janobroq? Nima uchun ajr olish? Agar shu oxiratga ishonmaysiz ham. Masalan, oxiratga ishonmayapsiz deylik. Farazan. Oxiratga ishonmagan odam, bu oxiratga ishongani uchun oxiratdan umid qilib qiladi buni. O'shaning uchun buni ishi bardavom bo'ladi. Endi mabodo oxiratga ishonmayapti ham deylik. Hozir ishonmaydiganlar ko'p. Iymon keltirdim deganlarda ham ko'p oxiratga asli ishonmaydi. Ikkilanib. Oxiratga ishonmadi ham deylik. Masalan, hozir ateistlar o'zimizdan ko'payapti. Xudosizlar, oxiratga ishonmaydiganlar, modda bandalar. O'shuni aql bilan ham qarang. Qaraydigan bo'lsangiz, oddiy insoniy nuqtai nazardan yoki oddiy o'sha moddiy nuqtai nazardan ham qarang balki kerak bo'lsa. Axloqiy me'yor bilan qarang, sodda qilib, dunyoni o'zini hayotini nazarda tutgan holatda, oxiratni unutgan holatda. Ikkalasidan qaysi biri oliy janobroq? Nima uchun oxiratni o'ylayotgan oliy janobroq? Chunki narga odam bunga tabassum bilan qarashdan muqobil kutyapti. Emas kutyapti u. U 1 marta, 2 marta, 5 marta tabassum qiladi, o'xshamasa qovon soladi u. 1 marta, 2 marta kechiradi, aytgani bo'lmasa ortirib zulm qiladi. Tushundingizmi? Do'konga kirsangiz, tabassum bilan kutib oladi. Xush keldingiz, marhamat deb. Biz Germaniyada yursak shu odat ekan, ularda shu nemislar qo'polroq bo'ladi shakllar. Nafis bo'lmaydi. Savlatlari yaxshi bo'ladi, lekin shakllari qosh sap sariq, ko'z sap sariqni qosh bilan ko'z ham yuz ham bir-biridan uncha ajramaganda sariq odamlar. Bunda qarasangiz o'zi unda qovog'ini solib tursa chiroyli odam bo'lmaydi, lekin tabassum qilib turgan uchun chiroyli ko'rinadi ko'zingizga. Bu birovni kamsitish uchun aytmayapman, ta'rif uchun aytmoqchimanki, tabassum shunaqangi husn beradi demoqchiman. Shaklida unaqa go'zal bo'lmasa ham, lekin kirsangiz tabassum bilan kutib olgani uchun do'kondagilar ko'zga chiroyli ko'rinib beradi. Nimaga bular hammasi tabassum bilan kutib oladi desangiz, o'sha kamerada kuzatar ekan. Tabassum bilan kutib olib, yaxshi kuzatganga qo'shimcha oyligini ustiga pul berilar ekan ba'zi do'konlarda. Ularni aytish bo'yicha eshitgan. Demak, tabassum bilan pullaydi u. U o'zimizda ham shunaqa, masalan, yaxshi kutib oladi. Keling aka, o deb kutib oladi. Keyin tovarni olmasangiz achchiq chiqib qoladi. Qolog'i sovib oladi. Tovarni olganingizda sizni yaxshi gaplashib endi aka aka, opa opa, mana nima xizmat bo'lsa biz deb turadi. Tovarni olmay ketingda, rasa avara qilib turib. 8 ta ko'yladi kiyinda, keyin bittasini olmay ketingda.
dedi. Amerika adam beni avara kıldın dedi. Ki ikinci madde ki siz hali tabasını yok siz tanıp kula diye olsa eğer. Demek o insanını hürmet kıma yaptı o. O menfaat xoru. O menfaat xor. O xudbunu. Surette başka bir yaşlık ilgiye kendini yokuşuyor. Bu peskeşliği bu ne dersin? Demek görünüşünde çırağlı ahlak bulup görünse hem xudbunlikten kep çıkkanı için nergit ahlak alacağına bulur. Çünkü o mukabül kütmeydi onda. O bu ahlak bulan şu adamı kursan kılıç artıdan Allah'ın razı kılıçını istedi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam farz amelinden kengi en uluğ amel müminin kalbine kursançılık kırgız işte geldi. Ne mi bilen olsun? Tebessüm bilen olsun, şirin söz bilen olsun. Bitti de dilik lütfli gel bilen olsun. Bir tane pul bilen olsun. Bilmek de onun yüzünden türüp Esselamu Aleyküm deyip koyuş olsun. Farkı yok. Müminin kalbine kursançılık kırgız iş farz amelinden kengi bamdat peşinden kengi en uluğ amel. Mukabilini oylayın. Demek müminge azar veriş, yani umuma insanga azar veriş günah kebire oladı mukabilede. Şirkten kengi en yaman amel oladı. Bana bu İslam'ın Ali Cenab-ı İslam felsefesini öte insani ve yukarılığını kursatı. Hem de biraz sökse indirme türü oraya indirme kısa kılı oraya indirmez. Zulümünü toktatı için kılız. İntikam alış için mez. Öç alış için mez. Şeriat koyar dişe göre. Buranı ikinci adam sökse derde uğradı onge. Lekin siz onu sökmesiniz gerek bunun için. O size hakaret kısa siz onu hakaret kımayız. Lekin kazı onu dereliydi, kerteliydi. Nima uchun qoziga o'tkazgan shariat? O'zing javob qil demagan. Chunki javob qiladigan bo'lsa to'xtamaydi u. U bunga javob qiladi, bu unga kattaroq qilib qaytaradi, u yana qaytaradi, ketaveradi. Ammo shariat o'rtaga kirsa to'xtatadi. Demak, mana bu axloqlarni Alloh uchun qilish, oxirat savobi umidida qilish bu alohida daraja. Endi Rasul akram alayhissalotu vasallamda shu axloqlar qanaqa edi? Hammasi Allohga bog'langan. Tabiatlarda ham bor edi o'zi kamol va Allohning dini bilan bu kamolları yani hem zahir bu gene. Yani şu ahlaklarını üstünde Resulullah kanı kıydılar. Şunu ağzı bayan kıydılar. Fî azîmi kadri nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem ve ictimai hısalil kemali vel celali fî. Şimdi kengi fesil, ikinci babının kengi fesli, ikinci fesli. Ne mi hakkı da deseyiz? O şey kemalat ve uluğvarlık kısmetleri Nebiyyimiz sallallahu aleyhi ve sellemde cemlengeni o kişinin kadirlerini belenliği hakkıdır. Aytadılar ki, اِذَا كَانَتْ خِصَالُ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَوَجَدْنَا الْوَاحِدَ مِنَّا يَشْرُفُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا اَوْ اِثْنَتَيْنِ اِنِ اتَّفَقَتْ لَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ اِمَّا مِنْ نَسَبْ اَوْ جَمَالٍ اَوْ قُوَّةٍ اَوْ عِلْمٍ اَوْ حِلْمٍ اَوْ شَجَاعَةٍ اَوْ سَمَاحَةٍ حَتَّى يَعْظُمَ قَدْرُهُ وتضرب باسمه الأمثال حتى يعظم دقته يعظم بالشكلش ويتقرر له بالوصف بذلك ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور خوال وخوال رمم بوالي فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عبد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال إنها تدلدك يقاردك صفاتلارن قرقين بنا شو كامل لك صفاتلار ونغوار لك صفاتلار يقارد بالذكر قيم قلقين لرمز ولارن بر تفكر قسين Aramızdan bir kişi eğer şu narsaya erişip kalsa, şunlardan bir tasiye, ya ki iki tas payda olsa, ya ki kaysa asırda olsun şunlardan ve şispetlerden iki tasiye ege ugan olsa, üç tasiye ege ugan olsa, ya ki bir tasiye ege ugan olsa hem. Mesela nesab olsun, cemal olsun, kuvvet olsun, ilim olsun, hilim olsun, şicaat olsun, yani ki semahat, bağrı kengliği olsun. O meneşü sıfatını uzun bilen şerefli o kadar. Nesab, mesela nesabın uluğulu gibi bilen bir kişi şerefli oladı. Başka hiç kere sıfatını kanamasızın. Ecdad. Yayın ki delik cemalı bilen. Çıralı adamge işkıvaz bilen.
adamlar. Bir de çırayını ozu için hoşa adamı adamlar yakış görür. Ya ki hürmet kılır. Bazen gönül koyar. Ya ki ilmi için, mesela İmam Bukhari'nin ilmi için uluğulayımız. Şeklini istedik ettirersin mi? Bana adam bugün eken de yok. Ya ki şücaatını istedik ettirersin mi? Yok. Bugün şücaatını eken istedik emeydi. Ya ki bağırı kim adam bugünler İmam Bukhari? O hem istedik emeydi. Bir de ilmini uzun bilen asırlar aşağı uluğulandı. Ya ki İbn Sina, ilmi bilen akıllıydı bilen uluğulandı. Nesabı bilen, ya ki mal dünyası bilen, ya ki başka tavanı bilenmez. Ya ki Beyruni, insaniyet tarihindeki en nadir katta akıllardan. Aklı bilen uluğulandı. Ya ki Amur Temur, şicaatı bilen, serkerdeliği bilen, cihangirliği bilen uluğulandı. Amur Temur hafız Kur'an bugün, ne ki hiç kim meslek yemeydi. Hafız Kur'anlığı ucu uluğulamaydı bunu. Salih adam bugün uzu gelişi, ibadet göğü adam bugün. İbadet göğülüğü bile uluğulanmıyor. Mürşidlerine kol verip, zikirleri bugün uzu gelişi, ibadet bugün. Şimdi hata hamada balım. Lakin uzu gelişi, ibadet bugün. Lakin o şu bir tesar kardeliği, şicaatı bile, bahadırlığı bile uluğulanıyor. Ve hakkızı. Şu sıfatlardan bir tesi, iki tesi bitti insan da okuyorsa uluğulanır. Napolyon'u uluğulaşır diyor Avrupalılar. Mermin, nima gap? Mesela keyin paytida chakani qonxo'rlik qilmas ulug'lanadi dedik. Azhardan har kuni 5 ta olimni olib chiqib so'yishni o'ziga vazifa qilgan. Har kuni endi masalan kelib 5 ta odam olib ketib so'yurdi. Misrda qancha turgan bo'lsa, o'zi turgan muddatida shuni o'ziga ont qilib ichgan. Har kuni 5 ta olimni o'ldiraman. O'zidan o'zi kelib urush kelib yengmaguncha, yiqilmaguncha o'lgan urushdagi o'ldirganlardan tashqari shunchaki shu yerda yashayotgan paytida her günü 5 tane alımını alıp getirip, hakligen alımını alıp getirip, babanı suyu oluyor. Cihan geçler gibi ne uğurlaşır? Ve hakkızı. Ama şu sıfatlardan bitti ya, ikisi bilen insan kanaka uğurlanıp getirirken bu sefer. O cemalı bilen olsun, şicaatı bilen olsun, nesel bilen olsun, ilmi bilen olsun, hilmi bilen olsun. Ve o şey kalplerden, onun o şey vasfıdan, sıfatıdan, tesir bir insanlarda tazim hasıl buluyorken bu sefer. Asırlar o şey. Ha? Mundu usulin havalin ötken asırlardan beri. Ha? Rimemun bevalin. Ular rimem yani çırıp ketken. Bevalin diyelim çırıp tügep ketken diye. Çırıp tügep ketken bozayan o adamlar. Lekin asırlar aşağı uluğulan yer. O şey bazı sıfatları uçun. Fema zannuka bi'azimin kadri men iştema'at fihi kullu hadihi kısal. Yani bana şu sıfatlarına hammesi bir kişide cennetim kosa şeyin. Yine ondan teşkari ile ma la ya'khuzuhu 'abdun ve la yu'abbaru anhu maqal. Yu'abbiru anhu maqal. Ondan teşkari sanab tügetip bulmaydigan, aytip adağıga yetip bulmaydigan derecede gene sıfatları yan bulsa şey bu kabiliyeti gene teşkari. Şimdi o kişi ne kadar uğurlanış kere geldi. Ve kesk insan özleştirip alalmaydigan, bir çaresini kılıp uzunluğu kılalmaydigan derecede gene Ali Cenab-ı Sıfatları bir kişide cemlenip kosa şeye gir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O kan de uluğulanış geliyor. Şimdi sıfatların var ki illa bi taksisil kebir ve muteal kebir ve muteal bugün Ali bugün uluğ bugün Allah Subhanehu ve Teala'nın özü yine özü haslep bere diyen sıfatlar var. O şey sıfatlarını hem hasıl kıyam olsun yukarıda giden teşkar. Misal için peygamberlik yokşas. Resullik, risalet, nubuvvet ki yokşas. Hulle yani Halilullah buluş Allah'ını tellengen yegane araya bırakılmaya diyen derecedeki yakın dostu buluş. Vel mehabbe Allah'ın mehbub suyuklisi buluş. Vel istife Allah'ını tellengen bendesi buluş. Vel isra Allah Ta'ala özü tünde seyir kıldırgeni öz huzuru ge. Vel ru'ye ve Allah'ını kuruş şerefiye ege bugünlerden. Vel kurbi ve dünuv. Ve Allah Subhanehu ve Teala'ya yakın bugünleri, yakınlaşkenleri. Vel vahyi ve şefa'a. Vahyi, Allah Teala o kişiye vahyi nazır kıyandı. Bu o kişinin kıyamette şefaatçi kılışı, şefaat başkalarını cennete girişine, dozaktan kurtuluşuna Allah bile onların ortasına tuşa alış, hukukunu veriş. Ya ki vesile, ya ki fazilet o kişiye verilgen. Yani ki âli derece. Yani ki makamı mahmud, baktelgen makam. Bu vesileden murat, bazılar kette şefaat deyişken, bazılar, özü aslında vesile diyeni, vasıta diyeni, bir nesneye erişiş için kılınan diyen, vasıta, işletilen vasıta.
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın vasıteleri de kişiler cennete girişi, o kişinin şefaati bilen. O kişinin şefaati bilen dozaktan kurtuluşu itibarıyla o kişideki o şimdi mekamını vesile deyip atalıyor. Mekam-ı Mahmud'dan murad bütün insaniyette şefaat kılıçları bu arası da kirledi. Şefaat hadisi var ama muhar rivayetlerdi. O şimdi nazar destekledi. Bazılar Mekam-ı Mahmud'dan murad bunu hadis-i şerifte ki yani Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam etkili kitap temkisi geri ahli. Arşını yanına türemen ve secde kılemen ve Allah-u Teala'dan şu bendelerinin keçirişini sorup hamd eğitip Allah'dan bendeler için keçirin soruyor ben deyenler. O şey şette şefaat makamı. Makam-ı Mahmud'dan bu da. Bazı kavullerde. Yani bazı kavullerde hamd bayrağı o kişide buluş. Ahirette hamd bayrağı o kişide buluş. Bu Adem Aleyhisselam'dan tartıp kıyamet geçe bütün insaniyet hammesi o kişinin bayrağları asıldı cemlendi. Şimdi bu makamlarını karaydıgen bu ses insan insanın takatı da yok bu meselen hasıl kılış. Allah'ın ozu hasıl kılıp bilmez. Şu sıfatlarını hemesini cemlep dursalar şimdi o kişinin kan diye uygulaş gerek. Şimdi o kişiye kan diye tazim bercat ettiriş gerek. Şimdi o kişinin hakkı kança böyle. Bana bu orta kette biz tasavvur kılam edigen derecede kette makam bu. Şimdi bir burak. Allah Ta'ala özüye kütergen peyitte burakka mindirir. Burak diyen kaçırgı hoşuyen hayvanı mindirir kütergen bu ham izazdan. Ve siyedeti veledi adem. Adam avlatlarının hemesini seyirdi bu genleri. Ana seyirdi veledi adem diyorlar. Adam perzellerinin seyirdi bu genleri. Ve livayil ham. Ham bayrağı o kişide buluş. Ve beşara ve nidara. Beşaret bilen kişilerini kişilerde cennetten beşaret verip dozaktan agarlandırıcı bulup ki genler. Ve mekaneti inde zil arşi Allah subhanahu ve ta'ala arş sahibinin huzurunda menzeleleri belen bugün. Ve ta'ati semme Allah'ın huzurunda itaat kılınedigen zat bugün. Yani o kişiye başkaları itaat kılışı. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam alemlerge rahmet digeni bugünlere itibardan periştelerge hem yubarılgenler değiller. Ama teklif bilenmez, teşrif bilen. Vel emane, amanet sıfat bilen sıfatla gelir. Bu hamesi, innehu le kavlu rasulin kerim, zi kuvvetin inde zil arşi mekil, muta'in semme emin digi. Resulden murad, bir tefsirde kimidi? Cebrail aleyhisselam. İkinci tefsirde, Muhammed aleyhisselatü vesselam. O şey, rasulin kerimdeki, kuvvet surası digi. Resul'in Kerim'den murad kimidir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir tefsirde. O şey tefsir bu içe etiyordu. Arş sahibi huzurda dereceleri belenliğe, Allah'ın huzurda itaat kılına diyen zat ki, zat bu genleri, amanet bilen sifatten genleri, amanetdarlık bilen. Ve hidayet bilen, ve yehdiye kedim etkendik. Ve alemlerde rahmet bu genleri. Ve bu kişiye rıza verilgeni ve suğul. Ve Kevser verilgeni. Rıza verilgeni, yani Allah razı bulgeni bir cahitli. İkincisi, sen razı bulgunca veremen degeni. Allah subhanahu ta'ala. Kengisi sul, sul degeni suraş. Yani Allah ta'ala kıyamette fesel sel tu'ta deyip. Suren deme sonrasın sonra birler deyip. Ve Kevser verilgeni. Yukarıda tefsir görürken. Ve sema'il kavl. O kişinin sözlerini Allah işitti. Yani ki Allah'ın o kişiye işçileri. Ve itmemin ni'me ve nimetini tügel kılıp verilgeni. Ha? Ve yutimme ni'meteke dedi. Fesih suresinde. Nimetini sizge mükemmel kılıp verişi için. Ve l'af. Afallahu anke. Yani ki liyagfiru leke me tekaddem. Dip Allah-u Teala o kişinin afu kıyana. Ve l'afu yuma amme tekaddem. Ve teekhar. Aldın gün kengemesine. Ve serhi sadri. Ve o kişinin kökslerini yarın periştelerde yuvup bir neçe mette bugün şakkı sadr vakiyası. Ana şunu diye pakilen genlikleri. Ve vada'il vizri ve vada'na anke vizrat. Sizini belinizi sindere edittirirken yükünü zimmenizden, yelkenizden aldık biz diye. O kişinin yelkenlerden yükünü agenliği Allah Ta'ala. Ve raf'i zikri ve rafa'na leke zikrak de. Zikrinizi, naminizi, şaninizi biz kütüldük deyip etkeni. Ve izzetin nasri
ve nasran azize. Yani galip nusret verişi. Yani galip kuluçu nusret verişi. Ve nuzuli sakine, o kişiye sakinetini nazır kıyan. Ve enzele sakinete. Fe enzele Allahu sakinetehu aleyhi. O kişiye özünü sakinetini düşürgen. Sakinet, kalbdeki hatırcemlik, sakirlik. Başka tafsiriyen var. Ve te'yidi bil melaike, karıştalar bilen, o kişinin kollegen. Ve eyyedehu bi cunudin lem tarava. Sizler kırmagen, koşunlar bilen o kişinin, leşkerler bilen Allah o kişinin kollegen. وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم. كوردات أتكلمك ها وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. سجى كتاب وحكمتنا بس نازل قلبي. دجال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سبع مثاني نسجى بس بيردك والقرآن العظيم بيجي القرآن بيردك دجال. وتزكية الأمة يعني وتزكيهم ümmetini siz paklayısız digen. Ümmetini paklayıcı bu genler. Ve dua ile Allah ve da'iyen ile Allah'ı Allah'a çakırıcı kılıp yuvarlıgenlikler. Ve salati Allahi Teala aleyhi vel melaike ve inna Allah'a ve melaiketehu yusallun alem nebi. Allah ve feriştelere o kişiye salavat eytedir diye. Ve l-hukmi beynen nasi bime aradahu Allah. Litehkume beynen nasi bime arake Allah. Biz size kitabını hazır kıldık. Allah size kursu etken nerse bilen onların arasında hüküm kılışınız. Yani hakimlik derecesi. Ve vada'i l-isri vel-eğlali anhum. Bihi demek suyuydu. Ve vada'i l-isri vel-eğlali bihi anhum. Bu yada bihi bol şeydeki aslında. Yani isr, yük, yani zimmedeyi koyulgen nerseler ve kişenler yani Yahudilerge nazır kılınken aldığı kitaplarda, hükümlerde onlarca kıyın, meşakkatli hükümler düşkendirdi. O şeylerini Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yengilletken iki yerler. Onlar için rahmet. Hani şu onların gerdenlerden kişenli yetiştirdik gel. Hani şu hizmetleri. Yani ki mutlak Müslüman insanların hemen de sizden boyadı. Buyurdu. Vel kasemi bismihi. Resulullah'ın isimleri bilen kasemi içken Allah Ta'ala yukarıda yapabilirdi ki. وإجابتي دعوته دعالرني إجابة خيال قد نرى تقلب وجهي وتكليم الجمادات والعجم يعني عجم دجانا عجماني كبلجة جبر المديان هاي ولا ناتد يعني ما هاي ولا إنسان ده مش هاي ولا جمادات يعني تاش تاغ كب جمادات عالم وحيوانات عالمين أكشجة جبرش موجزة سبتلة ve bir neçen ette sadır bugün rivayetlerde meşhur. Ve ihya-i mevte ve uliklerini tırıltırış. Ve ismai sum kârlarge sözlerini işittirişleri. Ve neb'il mâi min beyni asabi'hi barmağları arasından suyun atılıp çıkkanı. İşitkemizden mucizelerin babıda kirli. En meşhur mucizelerden. Ve tekthiril qalil. Yani az narsanın o kişinin berekatıdan kabul etken. Az gene hurmanı koyup dua kısalar minler adam iyi oluyor. Avukat hem şunu diye buluyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u ve başka sahabelerin üyelerinde hem berek yok etken. Ne fakat Resulullah'ın ağlılarıydı. Başka sahabelerin üyelerinde hem Resulullah'ın berekatlarından kişiliği hakikatte o kişiyi isteyen aşıkları oluyor. Ve nşikakil kamal ve aynin bölünüşü o kişi için. O kişinin işaresi bilen. Varad diş şemsi ve kuyaşının kayıtışı. Bir rivayette geledi. Kulak koyanları da Ayşe radıyallahu anh'ın kuşağları dedi. Şimdi kuyaş batıp koyan namazı yedirme yerler. Ki kuyaş kaytarılırken namazı okuyanlar. Namazı kaytarı okuyanlar diye rivayette. O şuna etiyor. Ve kalbil a'yan. Yani derselerinin hakikatinin uzgarışı. Derselerinin mahiyetinin uzgarışı. Mucize sıfettir elbette. Ve nasri bir ru'bi. Ve uzaktan durup düşmanlarının kalbiye korku salınışı bilen uçuşa nusret verilgen. Ve l-ibtila'i alel-gayb. Gaybge Allah-u Teala o kişinin haberdar kılgen. Gaybden. Ve zillil-gamami. O kişinin daima bulut sayesap duruşu üstlerge. Ve tesbihil-hasa ve ibra'il-alem. Meyde taşlarının kollarında tesbih etişi. Ve ağrıklarının geçişi.
Mesela böyle ağrıyken olsa, kullar bir nasıl yapıyorsa ile yakışık kula uğruyor. Katada radiyallahu anhu'nun gözü çıkıp gitken de gözünü kaytarak koyu gelir. Vel ismeti minen nes, o kişinin Allah subhanahu ve ta'ala adamlarını zarar eden sakla gelir. Bu hak özü. İle mâ le yehvihi muhtefil ve la yuhitu bi ilmihi illa manihuhu zelik ve mufaddiluhu bih. La ilahe gayru. Yine bundan başka bu gibi kirişken adam örgenin ahirge yetalmayan derecede. İlmeni, yani uçuşundaki bu nesnelerini, uçuşu nesnelerini birgen başka birer kişi bilalmayan derecede yine başka sıfatlar yem var. Allah'dan özgü ilah yok. Yani şu zat özü birgen. Özden başkası Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kemalatlarını Resulullah'dan Allah'dan başkası bilmiyor. Her kim bile de öz kadrişe bile. Lakin hakiki kadirlerini Allah'dan başka bilmeyin. Hakiki derecatlarını. İle mâ a'adde lehu fiddâril ahireti min menâzilil kerâme ve derecâtil kudüs ve merâtibil es-sa'ad vel husnâ ve ziyâde. Elleti teqifu dûneha l'ukûl ve yâhâru dûne edâniha el-vehm. Bu endi şu dünyada bergenleri şunca hala ahiretke saklayıp koyanları hem var yani kerametleri Allah'ın yukşiye. Yukarı dereceler var, mukaddes, kudsi makamlar var, derecatlar var o kişiye. Ve âli mertebeler var, bakt, saadet mertebeler var. Ve koşumça o kişiye Allah-u Teala bitken yakşilikler var. Şu kadar ki bunlarını idrak kılıçke akıl acizlik kaledi. Ve vahm hem, yani oy hem, hayal hem hayrette kaledi. Yani akıl ahir yetalmaydı. Hayal ham hattoyinki to'xtab qoladi. O'zi odatda hayal keng bo'ladi. Aql bu bor ma'lumotlar üstü fikir yuritish bilan bo'ladi. Ammo hayal yo'q narsalarni ham hayal qilish mumkin inson. Umuman bo'lmaydigan narsalarni ham. Hammasi Rasul akram alayhi sollallohu alayhi vasallam sifatlari na aql ko'taradi, na hayal sig'diradi. Shu darajada yuqori u kishining maqomlari sıfatları şu derece. Uksun tanımımız halas biz. Başı hudasızlara, uksuge tuhmat kılıyıkenlere uksun tanımıydı. Ne fakat onlar tanımıydı. Bizden tanımıyımız. Ne fakat biz tanımıyımız. Yani şahs sıfatı bilemiz. Bir kemallarını idrak kılıçki aklımız yetmiyor kadar. İman kilitlerimiz kolumuzdan ki gençe muhabbet koyamız tanıyımız ama kemallarını idrak kılıçki bize aklımız yetmiyor kadar. Bana şu yukarıdaki sıfatlar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kemalatlarından bir parça halas. Hatta ashab-ı kiram bu kişi bilen birge bulup hem hammeleri hem Resulullah'ın hakikatleri yeter gelmezler. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anhu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan keyin 2 yıl 3 ay içe yaşayan bu sefer eşiğini yapıp alıp keçesi ve Muhammed'e deyip yığılarken ve Muhammed'e deyip yığılarken ana Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın en yaxshi tanigandiklar. Endi biz ayt bu yerda bu kishi muallif aytmoqchi bo'lgan narsalar shuki, bu sifatlardan bittasi payg'ambarlikni o'zi nubuvat o'zi bo'lsin, risolat emas. Nubuvat o'zi bo'lsin, har qancha ulug'lashga arziydi. Kitob nozil qilinsin Allohdan, har qancha ulug'lanishga arziydi. Qiyomatda butun insoniyat shafoat qilar ekanlar. Shuni o'zi butun insoniyat u kishining oldida qarzdorligini ko'rsatadi. Qarzdor bo'lishi. Bu hozirgacha bütün insoniyatda yaxshiliklar o'kishidan kelgan o'kishini ta'limotlardan urishganini e'tirof ham etish kerak. Bu ham faqat yaxshi. Bu ham o'kishining haqlarining kattaligida. Nafaqat bizga, boshqa musulmon bo'lmaganlarga ham Rasul akram alayhisolatu vasallam ta'limotlarining rahmatli yetgan. Oxiratda ham yetadi insonlarga. O'kishining shafoatlari. Shuni o'zi o'ta katta daraja bu tasavvurdan tashqari daraja. Biz gapirishimiz oson lekin o'ylab qaraydigan bo'lsangiz juda yuqori maqom. Endi bundan tashqari yuqoridagi insoniy kamolatlari hilm, aql kabi, donolik kabi, kechirimlilik kabi go'zal axloqlar. Undan tashqari jismoniy kamolatlar. Mana bu kamolat sifatlarini hammasini bir kishida jamlanishi Alloh subhanahu va taoloning yolg'iz o'zining inoyati xolos. Bu Alloh taolo Muhammed aleyhissalatu vesselam ruhlarını birinci yaratken diyen gap şundan. Allah-u Teala mükemmel namunanı yaratken. Kim başkalarını
Şunga o'xshashini talab qilmaydi. U kishini yuborarkan, u kishiga kamolatni bergan va boshqalarini shu kishiga ergashib, shu kishiga o'xshashini talab qilganki, kamolat o'shunda bo'lgani uchun. Ammo Rasul akram alayhi vasallamni xilqiy kamolatlari o'zlariga xos, ammo boshqa sifatlarda u kishiga o'xshashga harakat qilishga buyurilganmiz. Xilqiy sifatda endi bu insonning qo'lida emas. Bu kishi uni taqsim qilishlariga bois qaysi jihatida keyin biz Rasul akram alayhissalotu vassalomga ergashamiz. Ergashishimiz vojib bo'ladi, shuni ham bayon qilaman. Shu bilan birga dunyoviy uxraviy deb bo'lganlari biz dunyoviysini o'zida ham agar ikkita sifatlarni, uchta sifatlarni bitta odamda jamlansa, o'sha odam hurmat qilamiz. Uxraviysida albatta. Mana shunday kamolat sifatlarini jamlagan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni har qancha ulug'lasangiz kam, har qancha e'zozlasangiz kam, har qancha vasf qilsangiz kam, har qancha salovat aytsak kam. Salovatni ko'paytishdagi xislatlardan biri shuki, u zotdagi sifatlar kishiga o'tadi. Agar muhabbat bilan aytilsa, u kishini tasavvur qilib aytilsa. Shuning uchun bizga Alloh taolo Rasululloh orqali namozni buyurarkan, salovatni har bitta namozimizga qo'yib qo'ygan. Bir kunda 30 marta salovat aytamiz kamida. Nimaga? Ummat o'zini payg'ambarga bog'lanishi uchun. Rasul akram alayhissalotu vassalomni doim eslashi uchun. Biz bundan nimani olamiz? Bizga salovatni sunnat qilinishidan nimani olamiz foyda? Shariat bemaqsad qo'ymaydi birorta narsani. Nimani olamiz? Biz Rasulullohga chambarchas bog'lanishimiz kerakligini olamiz. Rasulullohni o'ta ko'p eslashimiz lozimligini olamiz. U kishining haqqiga juda ko'p duo qilishimiz, maqtov aytishimiz lozimligini olamiz. Alloh shunga yo'llaganini ko'ramiz biz. Namozni o'zidan Qur'oni Karimda buyurgandan tashqari. Endi ana shunda mana shu sifatlar bizga o'tadi inshaalloh. Kim ko'p salovat aytsa, shuning uchun tahalli, tahalli, tajalli deyiladi. Tahalli yomon sifatlardan tozalanish va yomon sifatlardan hosil bo'lgan gunohlardan tozalanish. Tahalli yaxshi sifatlarni hosil qilish va yaxshi sifatlardan fazilatli va darajalarni hosil qilish. Tajalli bandada komillik aks etib Alloh subhanahu va taoloning sifatlari, axloqlari mujassam bo'lishi. Shu axloq Alloh taolo buyurganlari albatta Allohning hamma sifati mujassam bo'lmaydi hech qachon. Alloh taolo buyurgan sifatlar bor. Albatta u sifatlar haqiqatda mutlaqo farq qiladi. Ammo Alloh taolo talab qilgan sifatlar bor. O'zidagi sifatlardan namuna bergan insonga. Masalan, buyurgan shu narsalarni. Misol uchun deylik saxovat, ha? Misol uchun adolatparvarligi. O'sha sifatlarni Alloh taolo bandaga bergan va uni talab qilgan mukammal bo'lishi. Ana shu sifatlarni hosil qilish, albatta sifatlarni haqiqat mutlaqo boshqa bo'ladi, Allohnikida bo'lmaydi. Ammo banda o'ziga xos o'sha sifatlarni hosil qilishi tajalli deydi. Ana shu kamolat, shu insoniy kamolat bu. Tahalli, tahalli, tajalli. Shunda tahallida tahalliga yordam beradigan tahalli bu amaliyot bilan qilinadi. Yordam beradigan zikr istig'for. Tahalli ham amaliyot bilan qilinadi. Shug'ullanish bilan. Yordam beradigan zikr salovat. Tajalli ham amaliyot bilan hosil qilinadi, ma'rifat bilan. Yordam beradigan zikr la ilaha illalloh. Tushundingmi? Shuning uchun biz doim shu uchala zikrni vazifa qilib aytamiz doim kimga aytsak. Faqat buni mazmunidan, mohiyatidan voqif bo'lib qilsagina kishi bu fazilatlarga ega bo'ladi. Ana shu kishi komil musulmon bo'ladi. Ana kishi shu kishi tavhidga erishadi. Tavhid degani hammani mushrikka chiqarish emas. Musulmondan mushrik yasash emas. Shirkofobiya emas tavhid. Tavhid Allohdan boshqa narsa sizning vujudingizda qolmasligi, ya'ni Allohning xohishidan boshqa narsa sizda qolmasligi. Allohning amridan boshqa narsa sizda qolmasligi shu tavhid bo'ladi. Ana shu komil musulmonlik, ana shu Ibrohim millati, ana shu insoniy kamolat, ana shu to'la odamiylik. Tushundingmi? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Endi keyingi sifatlarida, keyingi bob fasllarida shu sifatlarni tafsilotga keladi Rasululloh.